Herkese merhaba, kariyer kılavuzuna hoş geldiniz. Bugün sizinle hem en iyi ders çalışma yöntemini hem de çalıştığınız, öğrenmek istediğiniz herhangi bir konuyu hiçbir zaman unutmama yöntemini paylaşacağım. Benim yıllarca kullandığım hem Bilkent Üniversitesi'nde hem Harvard Üniversitesi'nde ek olaraktan Google'da da çok fazla uyguladığım bir yöntem bu. Gelin konuyu detaylı bir şekilde size örneklerle açıklayayım. Ben aslında Bilkent Üniversitesi'nde bulmuştum ve daha sonra hayatımda birçok alanda uyguladım. Şimdi ders çalışmadığım yani öğrenci olmadığım dönemde de uyguladığım bir sistemden size bahsedeceğim. Çünkü bu ders çalışırken de çok fazla işe yarayabiliyor hatırlayabilme yöntemi. Aynı zamanda da ders içinde başka bir şey öğrenmek istediğiniz zaman da işinize yarayabilir. Mesela diyelim ki fotoğrafçılık kursuna gidiyorsunuz ve o kursta öğrendiğiniz mesela bir lenslerle alakalı içeriği hatırlamak istiyorsunuz ya da pozisyonlandırma ile alakalı bir şey hatırlamak istiyorsunuz ya da ışıklarla alakalı bir şey hatırlamak istiyorsunuz. Birçok fazla yeni terim öğrendiğiniz zaman bu tarz şeyler hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Aynı şekilde üniversite öğrencisiyseniz ve mesela bir şey çalışıyorsanız, sınavlarınız yaklaşıyorsa ve genellikle ezberleyip giriyorsanız daha sonra bunları unutmuş oluyorsunuz. Dil konusunda da aynı şekilde öyle. Yeni bir dil öğrenirken. Bilkent Üniversitesi'nde ben nasıl bunu uyguladığımı size göstereceğim ve yakın zamanda da birkaç sene önce yoga öğretmenliği sertifikası almıştım ve boş zamanlarımda yoga da öğretiyorum ve yoga da ya sertifika hazırlandığınız zaman kursun bir bölümünde insan anatomisini görmeniz gerekiyor. Tabii ben tıp okumadığım için ya da bu alanda hiçbir eğitim olmadığı için anatomide kullanılan birçok latince kökenli kelimeyi ezberlemekte çok zorlanıyordum. Fakat daha sonra fark ettim ki Bilkent'teki bu kolay hatırlama yöntemini eğer kullanırsam yoga öğretmenliğinde de bu dersleri öğrenirken ve zorlu kelimeleri hatırlama konusunda da çok fazla işe yarayacağını düşündüm ve uyguladım ve gerçekten de işe yarıyordu. Bilkent Üniversitesi'nde de aynı şekilde edebiyat üzerine içerikler okuduğumuz zaman bazen okuduğunuzu hatırlayamıyorsunuz ya da kompozisyonlar yazmanız gerekiyor ya da yeni terimler öğreniyorsunuz bu sistem işe yarayabilir. Şimdi sizinle ekranımı paylaşacağım ve benim bu sisteme nasıl çalıştığımı ve nasıl hatırladığımı ve yıllar üzerinden geçmesine rağmen unutmadığımı size göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle bu yoga dersini size bahsetmiş olduğum üzere anatomi öğrenirken gerçekten de çok fazla yeni kelime oluyor. Yani farklı kas türlerini öğrenmeniz gerekiyor, hangi hareketi yanlış yaparsanız sonuçları neler olabiliyor, ne gibi kendinize zarar, verebilirsiniz. Hangi hareketler sizin için yararlı? Anatominin genel olarak hani özellikleri, birçok şey bilmeniz gerekiyor ve daha sonra da bunun üzerine sınav oluyorsunuz. Yazılı bir sınav ve o sınav zaten birkaç saat sürmüştü. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Bu görmüş olduğunuz aslında bir not. Yani kitap üzerinde size işte yoga dersi verilirken bunlardan bahsediyorlar. İşte pozisyonlardan bahsediyorlar. Hangi pozisyonda neleri yapman gerektiğine dair. Serilerden bahsediyorlar. Serilerin isimlerinden bahsediyorlar. Ve bunlar çoğu Sanskrit üzerine yapılmış olan farklı bir dilde isimler oluyor genelde. Ben de ezberlediğim zaman hatırlamadığımı fark ettim. Anatomide de zaten yani Sanskrit değil ama tıp dili olduğu için yani Latince olduğu için hatırlamam çok zor oluyordu. Üniversitedeyken şimdi ilk oradan örnek vereceğim. Sonra da buraya tekrar geri döneceğim. Üniversitedeyken normal derse girdiğiniz zaman dersi dinliyorsunuz ve üzerinizde bir tane bir teks kitabı oluyor. Ders dinlerken not alıyordum. Aynı zamanda da teks kitabı üzerinden bir kere daha okuyordum. Daha sonra da üzerine yani sınava çalışacağım zaman sadece soru yazıyordum. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Ne sorusu yazıyordunuz? Şöyle ki Diyelim ki bir tane elinizde bir teks metin var ve o konu üzerinden sınava gireceksiniz. Ben oradaki en önemli noktaları soru halinde, yani şurada da görmüş olduğunuz üzere bunu yogada da yapıyordum, soru çıkarıyordum. Mesela diyelim ki iskelette bulunan belirli fonksiyonları öğrenmek istiyorum. İskeletin öncelikle anatomisini yazıyordum. İşte şu ne demek, bu ne demek, ondan sonra bu kas için çalışır? Baya hepsini, bütün metini yani bilmem gereken her şeyi soru haline getiriyordum. Daha sonra da cevaplarını yazmıyordum. Şöyle ki. Soruların hepsini bitirdikten sonra teker teker her birini kendime sesli bir şekilde soraraktan cevabını veriyordum. Cevabını bildiğim soruların hepsini yeşil olarak işaretliyordum ve bunların birçoğunu zaten bilgisayar üzerinde yapıyordum. Soruyu sorduğum zaman, cevabını bilemediğim zaman onu da kırmızı olarak işaretliyordum ve bir sonraki soruya devam ediyordum. Sonra genel olarak baktığım zaman aslında konuyu ne kadar bildiğimi fark ediyordum. Şimdi baktığınız zaman aslında cevapları kağıda yazmıyorum. Yani tamamen soru olarak yazıyorum. Ama sorulara cevap verdiğim zaman ezberlemediğimi, öğrendiğimi fark ediyordum. Kırmızı olarak yapmış olduğum her şeyle bir sonraki çalışacağım zamanda da ertesi gün ya da birkaç saat sonra sadece kırmızı olarak işaretlediğim sorulara çalışıyordum. Buna genel olarak yani bunun aslında bu çalışmanın bir taktik bir ismi var. Buna active recalling deniyor. Yani aktif bir şekilde soruları yazıyorsunuz. Daha sonra da hatırlayabiliyor musunuz diye cevapları veriyorsunuz kendinize. Hatırladıklarınızı yeşil olarak işaretliyorsunuz. Hatırlamadıklarınızı kırmızı olarak işaretliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki ben bu soruları neden yazıyorum? Yani normal okurum, ezberlerim, sınava girerim. Şimdi soruları yazdığınız zaman kendinizi gerçekten test ettiğiniz için ve cevap verebildiğinizi hangi noktalar olduğunu gördüğünüzde ve cevap veremediğiniz noktaları gördüğünüz noktada ezberlemediğinizi ve gerçekten öğrendiğinizi fark ediyorsunuz. Tabii bu soruları yazabilmeniz için metni okumuş olmanız gerekiyor. Bu durumda soruyu sorduğunuz zaman ve cevap verdiğiniz zaman üzerinden yıllar geçse bile unutmuyorsunuz. Ben gerçekten Bilkent Üniversitesi'nde yıllar geçmesine rağmen oradaki girmiş olduğum sınavları, oradaki öğrendiğim konuları hala unutmuş değilim. Çünkü Active Recall üzerindeki sistemde taktik üzerine çalıştığım için soru cevap olarak unutmamış oluyorum. Aynı şekilde üzerinden yıllar geçtikten sonra yoga öğretmenliği sertifikası aldığın zamanda da bu kadar zor bir alandaki yani anatomi üzerine, insan anatomisi üzerine olan noktada ezberlemeden hatırlayaraktan çünkü soru cevap tekniği olarak çalışaraktan benim gerçekten yararlı olmuştu. Bu benim yüksek not almamı sağlayan ve başarılı bir şekilde devam etmemi sağlayan çok büyük bir etken olmuştu. Ben bu yöntemi kullanaraktan gerçekten ortalamamı her zaman yüksek tutabilme şansı elde etmiş oldum. Çünkü ezberlemediğim için ve gerçekten hatırlayarak ve sınavda da strese girmeyerek o sınavları bitirdiğim için bu sistemin gerçekten işe yaradığını biliyorum. Ve eğer siz de denemek isterseniz hangi alanda, hangi zamanda kendiniz bir konuya çalışıyorsanız ve sınavlara girmeniz gerekiyorsa bu sistemin gerçekten işe yaradığını biliyorum. Ben bu şekilde gördüğünüz üzere yapmış olduğum bayağı bir metin var ve bunların hepsi tamamen sorular üzerine. Her sayfada farklı farklı sorular var çünkü Normalde yoga eğitim sınavına girdiğiniz zaman size hangi alanda detaylı bir şekilde soru soracaklarını bilmiyorlar. Bir de ek olaraktan siz ders verdiğiniz zaman bir hata yapıp o kişiye aslında zarar vermek istemiyorsunuz. Yani belki bir şekilde o kas hakkında bilgi bilmeniz gerekiyor. Unutmuş olabilirsiniz. O kişiyi zorlamak istemezsiniz. Ya ben en azından öyle hissediyordum. Her yoga hocası için tabii kesinlikle konuşmuyorum bu konuyu. Ama dediğim gibi kemiklerden kaslara kadar hangi hareketin doğru yapılması, yapılmamasına kadar her şeyi gerçekten gerçekten bilmek ve ataramak istediğim için bu sistemi kullandım ve yıllardan biri de ne tarz kurs alırsam alayım bunun işe yaradığını gördüm. Umarım sizin için de işe yarayacaktır. Dediğim gibi bu ekranda göstermiş olduğum üzere bir sürü soru var. Tabii başka birine bu soruları versem bu notumu aldın diyebilirler. Çünkü bu sistemi bilmeyen biri için sadece sorulardan oluşmuş bir not sistemi aslında o kadar yararlı değil. Özellikle metni okumadıysa ama sizin gibi aynı şekilde Active Recall üzerine bir sistemde çalışıyorsa yani soru cevap üzerine o tarz çalışan insanlar için bu soru cevap kağıdı gerçekten çok yararlı. O yüzden ben bu soruları çıkarttığım zaman bu sistemi kendi o zamanki yoga eğitimi alan arkadaşlarıma da paylaşmıştım ve hepimiz bu şekilde iyi bir şekilde yani iyi bir skor yaparaktan o sınavlara geçmiştik. Dediğim gibi siz de aslında bu sistemi farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Sizin bildiğiniz, özellikle hatırlamak üzerine ezberlemeden kullandığınız çalışma yöntemleri var mı? Varsa gerçekten bilmek isterim. Benim bulduğum bu yöntemi ben yıllardan beri kullanıyorum ve gerçekten çok büyük yararını gördüm. Ama hatırlamak alanında ezberlemeden öğrenmek üzerine sizin uyguladığınız başka taktikler varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bu tarz pratik bilgileri kendi Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Eğer merak ediyorsanız ne tarz bilgiler paylaştığıma dair beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Haftaya yeni bir çekle karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın.